Doğrusu öncelikle tabii ki İsrail'de yapılan sivillere yönelik katliam bizler tarafından da tasvip edilmeyip kınadığımız ve bu anlamda bu tür çalışmalara destek verdiğimiz bir süreç. Yani hiç kimsenin bunu tasvip etme gibi bir durumu söz konusu değil. Bununla ilgili kişilerin demokratik haklarını kullanması, sivil toplumların bu konuda eylemlik yapması en doğal yöntem ki biz Diyarbakır'da gerek iş camiasını temsil eden kuruluşlar olalım, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse sivil toplum kuruluşlarından oluşan platformlar olarak bunları sürekli ifade ediyoruz ve belirtiyoruz. Tabii burada bu eylemlik doğrusu süreç içerisinde geldiği aşamaya baktığımızda işin önceliğinin eylemlerden çok kentin yapılan eylemin türü, yapılan eylemliğe baktığımızda ki fayda zarar ilişkisine de doğru bakmak lazım. Kente bu anlamda rahatsızlık yaratmaya başladı. Yani iş yerlerine yapılan saldırılar, iş yerlerine yönelik yapılan girişimler, fiili taarruzlar. Şimdi bunlar bizim istemediğimiz işler. Evet, eylem yapacaksınız ki Diyarbakır bu konuda sivil toplumun en fazla eylem yaptığı alanlar ama bunu yaparken demokratik yöntemleri kullanacaksınız ve başkalarının yaşam alanlarına, özgürlük alanlarına müdahale etmeyeceksiniz. Yani bu kültür bu kentte var. Bu olan kültürün karşısında bir eylem yapmak hem üyelerimize büyük zararlar veriyor, hem kentimize büyük zarar veriyor doğrusu. Çünkü turizmden gittikçe artan oranda pay alan bir kentten bahsediyoruz. Bu sadece dışarı turizminden bahsetmiyoruz. Bu kentin kültürünün farklılıkları, farklı inançlara sahip insanların bir arada yaşaması, bu kentin turizmden aldığı payı en çok artıran etkenlerdir. Şimdi biz bu dokuyu korumalıyız. Bu dokuya zarar verdiremeyiz. Hiç kimseye de buna izin vermez. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak 23 bin üyesi olan bir kuruluşuz. Bizim buna sessiz kalma şansımız yok. Biz bu anlamda üyelerimizin ve kentimizin bunlardan aldığı zararın önüne geçmek zorundayız ve üyelerimizi ve kentimizi rahatsız eden bu girişimlere karşıyız. Sessizlikten çok yapılanların yanlış olduğunu muhataplarıyla görüşme sürecimiz vardı. Yani Diyarbakır'daki platform olarak hem siyasi partilerle hem derneklerle görüşerek bu eylemlerin yapılmaması gerektiğini söylüyorduk. Burada nispeten bir diyalog ortamı da oluşturmuştuk ve bazı siyasi partiler de bu konuda kendilerinin taraf olmadığını bize de net ifade ettiler. Biraz sessizliğimiz ondandı. Yani diyalog süreci yaşadı bir yerde bu kent. Ama görüldü ki bazı kesimlerle sadece diyalog yaparak çözemiyorsunuz. Yani çünkü bunun içerisinde doğrusu bizim en çok rahatsız eden bizi kolluk kuvvetlerinin, emniyetin bu işlere oldukça sessiz ve işin derinlemesine gitmesini engelleyecek bir tavır içinde olmadıkları. Bu daha çok bizi rahatsız etti. Yani bir iş yerine saldırı olacak, siz sessiz kalacaksınız. Biz bu diyalog sürecinden sonra doğrusu dünkü artık bardağı taşıran bizim için de önemli bir adımdı. Birlikte durduk. Bölgenin en önemli özelliği beşeri sermayesi, yani genç nüfusumuz. Bir o kadar önemli de olan ki bizim çözmemiz gereken ne istihdamda ne de eğitimde olan nüfus oranımız, eğitimde olmayan nüfus oranımız oldukça yüksek. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Şimdi biz bu insanların batıya fındık toplamaya, pamuk toplamaya gibi sezonluk çalışmalarını istemiyoruz. Oranın bu bizim için en önemli sermaye. Bizim bu sermayemizi, beşeri sermayemizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğitim vermemiz gerekiyor. Yerlerinde tutmamız gerekiyor. Burada tutup burada
sanayi altyapısını bu sermayemizle güçlendiririz. Şimdi bu tür eylemler ister istemez bu yatırımcıyı da ürkütür. Yani yatırımcı bir yıllık, iki yıllığına bir kente gelmez. Bir kente geliyorsa 20 yılı, 50 yılı hesaplayarak bu kente gelir. Ve son dönemlerde de bu tür yatırımları odamızın, iş camiasının özellikle girişimleriyle bu tür yatırımcıları kentimize çekmeye başladık. Şimdi tam da böyle bir dönemde bu yatırımcıları ürkütecek davranışları çok masumane okumamak lazım. Biz tabii ki bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nı da bilgilendirdik. Yani bu eylemlerin artık esnafı, kenti rahatsız ettiğini bildirdik. Bu işlerin cezasızlık boyutu her zaman yapanı cesaretlendirir. Hükümetin, yerel yönetimin, sivil toplumun bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Bizim hepimizin ortak görevidir. Bu kentte huzuru bozdurmayacağız. Diyalogları kestirmeyeceğiz. Evet, herkes bulunduğu yerde hak taleplerini, protestolarını, eylemlerini yapabilecek bir özgürlük alanlarımız olmalı. Ama bu özgürlük alanlarımız hiç kimsenin özgürlük alanını zedeleyecek veya onların özgürlük alanını kısıtlayacak eylemlere hiçbir şekilde dönüşmemeli.